Yeditepe Üniversitesi Piloto Stüdyolarından herkese merhaba. Sinemanın Arka Bahçesi'nin ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Ayşe Bensu Çelik, yanımda saygıdeğer konuğum Post Prodüksiyon Supervisor'ı Emre Yıldırım var. Hiç şüphesiz ki bir proje sergilendiğinde en çok konuşulan isimler oyuncular oluyor. Oysa ki bu büyük prodüksiyonların arkasında kocaman ve emektar bir ekip var. Biz de programımızda bunu anlatmak için çaba göstereceğiz. Öncelikle post prodüksiyonun ne olduğunu daha iyi anlamak için bir VTR'miz var, onu izleyelim. Ardından da ayrıntılarını uzmanından dinleyeceğiz. Bir yapım süreci temelde 3 aşamadan oluşur. Pre-prodüksiyon, prodüksiyon ve post-prodüksiyon. Prodüksiyon sürecinde elde edilen görsel ve işitsel malzemelerin donanım ve yazılımlar ile anlamlı hale getirme sürecine post-prodüksiyon denir. Ön hazırlıkları ve çekimleri gerçekleştirilen bir proje için post-prodüksiyon aşamasında kurgu, ses ve müzik tasarımı, görsel efekt, motion graphics ve color correction çalışmaları gerçekleştirilir. Bir video içeriğin çekim aşaması ne kadar önemliyse çekim sonrası da o kadar önemlidir. Hatta bazı durumlarda çekim sırasında yapılan hatalar post prodüksiyon aşamasında düzeltilebilir. Oldukça emek ve tecrübe isteyen post prodüksiyon süreci çoğu zaman prodüksiyon aşamasından daha uzun sürmektedir. Bu aşamada tamamlanan filmler ve videolardan çıkış alınır ve teslim edilir. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Rica etsem birazcık kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben 1976 yılında doğdum. Çocuk yaşlarda post prodüksiyon ve ona bağlı bir takım dallarda işler yapmaya başladım. O yüzden kendimi bildim bileli bu mesleğin içerisinde sayılırım. Önce ses stüdyolarında ve müzik stüdyolarında çalışarak başladım. Daha sonra televizyon kanalları, yapım şirketleri, çeşitli montaj stüdyoları derken bugüne kadar geldim. Bu mesleğin gerektirdiği bir takım insanı zorlayabilecek anlar olabiliyor. O anlara katlanarak bugüne kadar geldim ve aslında katlandım demeyelim de sevdiğim için buna çok katlanmaktan ziyade hani artık Emek verdiniz. evet emek verdim, uğraştım ve bundan zevk aldım. Severek yaptım çünkü. Hani klasik bir klişe vardır ya işte sevmediğin işi yapmayacaksın diye. Zamanla mı sevdiniz yoksa en başından beri hep sevdiğiniz bir işte olduğunuzu biliyor muydunuz, hissediyor muydunuz? İlkokuldayken haber metinleri yazardım. Eski tüplü televizyonların önünde böyle mavi filtre camları vardı çıkarılabilir. Onu çıkarıp önüme koyardım. Karşıma da kız kardeşimi alırdım ve ona haberleri sunardım. Yani oradan başlamış demek ki. Evet, anlıyorum. Arkasından işte müzikten sonra ses falan filan derken televizyon kanallarında kurgu yaparak tam anlamıyla bu işi kapsayan bir bilgi edinme yolunda ilerlemeye başladım. Sonrasında bugünkü yaptığımız işlere kadar geldim. Aslında zamanla evrildi diyebilir miyiz? Aynen öyle, öyle diyebiliriz. Başladığı gibi durmadı, sürekli gelişti. Ve değişti. Değişti ve bir de öyle bir meslek ki bu. Şey diyemezsiniz, tamam ben oldum, ben bu işleri biliyorum. Diyecek bir meslek değil çünkü teknoloji üzerine kurulu bir şey. Teknoloji hiç durmadan gelişiyor. Teknikler değişiyor. Mecralar artıyor. Yani yaptığınız işi göstereceğiniz ortamların sayısı fazlalaşıyor. Dolayısıyla sürekli bilgileri tazelemek gerekiyor. Sürekli. Evet. Takipte olmak gerekiyor. Kesinlikle. İşiniz hem güzel hem zor. Evet ama Her gün bir şey öğreniyorsunuzdur. kesinlikle öyle. Zor ama işte o zoru başarabilmemizi, atlatabilmemizi, bütün sektör için konuşuyorum, sağlayan şey sevgi. İş çok güzel olduğu için ve o işi sevdiğiniz için ne kadar zor olursa olsun devam edebiliyorsunuz. Bu arada sizin çalıştığınız projelerle
Rick kapsayan bir VTR'miz var. Dilerseniz VTR'mizi izleyelim. Ardından da neden bu alana yönelmeyi tercih ettiğinizi sizden dinlemek isteriz. Tabii. Senin sesin ancak sen susarsan kesilir. Cicero. Cicero. Anlatabildik mi? He? Hikayeyi? Evet, VTR'mizi izledik. Gerçekten de büyük işler, komplike yapımlar söz konusu. Açıkçası çok merak ediyorum. Neden bu alana yönelmeyi tercih ettiniz? Güzel, aslında tercih etmedim. Kontrolünüz dışında gelişen bazı olaylar sizi bir yere doğru sürükler ya. Ben de o şekilde sürüklendim başta. Ama baktım ki rüzgar güzel, deniz de güzel. Kendimi o sürüklenmenin içine bıraktım. Sonra bir şekilde o yelkeni tutmayı öğrendim. İşte demir atmayı öğrendim. Yani... Akışta gitmek diyebilir miyiz? İşimi yolda öğrendim. O yolda kalmayı tercih etmeseydim... bir süre beni kontrol etmesine, beni yönlendirmesine izin vermeseydim... muhtemelen öyle bir tercih yapacak durumum olmazdı. Çünkü pes etmiş olurdum. Orada kalmazdım. Bu yolda ilerlemezdim. Bugün şu anda yaptığım işi, mesleğimi değil, başka bir şey yapıyor olurdum. Peki sizi işinizde bu kadar yetkin kılan faktörler nelerdir? Merak. Sadece merak. Yani bir şeyi merak edip, araştırıp, kurcalayıp, deneyip,
berbat edip sonra onu nasıl düzelteceğini bulacak kadar merak sahibiysen her şeyi yaparsın. Ve sevgi. O başta zaten söyledik. O tamam, sevgi, sevginin üstü. Merak. Merak. Meraktan sonra da önemli bir şey var, sabır. Onu da soracaktım, evet. Sabır. Sabır şundan dolayı önemli. Puzzle yapmak gibi bir şey. Siz alırsınız bir puzzle'ı. İşte atıyorum 1000 parça, 3000 parça masanın üstüne yayarsınız. Günlük hayatınız devam ederken dur şuradan 2 parça takayım. Ay şuradan da 3 tane takayım. Aman bugün uğraşmayayım, yarın bakarım diye. O puzzle'ı istediğiniz zaman bitirebilirsiniz. Ama bizim o puzzle'ı bitirmek için belirli bir süremiz var. Yani deadline dediğimiz, hani işin bitiş anı, teslim tarihi diye bir şey var. O teslim tarihine kadar o puzzle bitecek. Neye katlanıyorsun, neye sabretmek zorunda kalıyorsun? Bir kere işin karmaşıklığına, yoğunluğuna, ekip içerisinde yaşayabileceğin sıkıntılara. Ekiple yukarısı arasında, yönetim kısmı arasında yaşayabileceğin sıkıntılara, çıkabilecek teknik aksaklıklara, onu çözerken geçireceğin uykusuz saatlere, bunların hepsine sabretmen gerekiyor. Sabrettikten sonra zaten artık sabretmek için bir çaba sarf etmiyorsun. O artık üzerinize giydiğiniz... Tabii tabii, yani kendi anatominin bir parçası oluyor o sabır. Güzel. Peki asıl konumuza gelecek olursak, yapım sürecinde post prodüksiyon süpervizörlerine düşen rolden kısaca bahseder misiniz? Tabii şimdi aslında şuradan geleyim. Bir kere post prodüksiyon nedir, ne işe yarar, nerede kullanılır? Tam bahsedeyim isterseniz. Yani İngilizce bir kelime, Latin kökenli bir şey, post prodüksiyon. Şimdi oradaki postun anlamı büyük, prodüksiyondan sonra yapılan işler anlamına geliyor. Prodüksiyondan sonra ne yapıyoruz? Evet. Şimdi standart izleyici ya da standardın da altında bir bilgisi olan bir izleyici için işte 100 dakikalık film 100 dakikada çekilir. Hı hı. Ama öyle değildir. Aylar sürer. Yıllar süren filmler var. Çekim sırasında arkada devasa bir ekip var. Hı hı. Ve onlar bir malzeme hazırlıyorlar. Hazırladıkları malzeme 2 sınıfta. Görsel ve işitsel. Bu ikisinin de işte o 100 dakikalık filmi seyreden insan için seyirlik hale gelebilmesi adına hem görselinin hem de sesinin işlemlerden geçmesi gerekiyor. Hı hı. Kabaca bu post prodüksiyon. Ama dalları çok. Hı hı. Kurgu var, ses editi var, işte renk var, hı hı. VFX dediğimiz visual effects var, hani CGI var, yani computer generated images deniyor. Bilgisayarla yaratılmış görüntüler. Hı. Bilgisayarla yaratılmış görüntülerin gerçek görüntülerle entegrasyonu. Buna uygun ses tasarımı, müzik, seste bir sıkıntı varsa sette alınan seste onun dublajla düzeltilmesi, çeşit çeşit kalem kalem işler var. Şimdi en önemlisi bu işlerin benim de esas mesleğim olan kurgu. Çünkü şöyle diyelim ki ben bir... sözümü söylerken bu çekim sırasında mesela, hı hı. yanlış bir şey söyledim, hı hı. ve onun kesilmesi lazım. Ama bir sonraki söylediğim cümle doğru ve oradan devam etmemiz lazım. Onu kesip attığınız zaman görüntü atlayacaktır. Bugün YouTube'da izlediğiniz bütün içeriklerin aşağı yukarı bir %80-90'ı tak 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 görüntü atlayarak devam eder. Hı hı. Bu atlamanın olmaması için o atılan kısmın yerine başka bir şeyin konması lazım. Mesela siz beni dinlerken yakın planınız gibi. Evet. Bu minicik müdahale bile kurgudur. Sizin en ufak, en basit bir şeyi bile seyrederken, tek plan bile olsa, seyredebilmeniz için bir kurgucu çalışmak zorunda.
Şimdi diyeceksiniz ki yani o plandan ona geçtik, bundan buna geçtik, bu kurgu da tek plan niye kurgu? E başında sonunda hadi başlıyoruz var. Kestik var. Bunun bir şekilde temizlendikten sonra kalan kısmının kullanılması lazım. Yani bir şey seyrediyorsanız dümdüz birinin kendi kamerasıyla çektiği görüntü dışında herhangi bir içerik seyrediyorsanız televizyonda, internette, sinemada bu kurgudan geçmek zorunda. Kurgudan geçtikten sonra macerasına devam ediyor. Sesle devam ediyor, renkte devam ediyor, görsel efektlerde devam ediyor. Dolayısıyla bunların bütününe biz post prodüksiyon diyoruz. Ve bu post prodüksiyonun başında durmak için, yani buna süpervizörlük yapmak için, bunlardan en az bir tanesinin uzmanı, diğerleri hakkında da fikir sahibi olmak gerekiyor. Yani diyelim ki benim durumumda olduğu gibi ben kurgucuyum, mesleğim o. Kurgumu yapıp bitirdikten sonra sesçiyle de görüşüyorum, renkçiyle de görüşüyorum. İşte ne bileyim görsel efektçi malzeme istiyor, diyor ki bana şu planın boşu lazım, onun üstüne bilmem ne yapacağım falan. Dolayısıyla kendi mesleğim dışındaki diğer dallardan da bu şekilde yıllar içerisinde fikir sahibi oldum. Hatta bazı kendi mesleklerine yeni başlamış diğer dallardan olan arkadaşlara da hani hasbelkader bildiğim kadarıyla kendi meslekleriyle ilgili küçük böyle ufak tefek bilgiler de sağlamaya başladım. Sonra bu iyice arttı ve gelen bazı teklifleri değerlendirerek bugün olduğu gibi post prodüksiyon süpervizörlüğü yapıyorum. Yani kendi mesleğimin operasyonundan biraz uzaklaştım ama bu sefer diğerlerinin içerisinde çok bulunuyorum. Dolayısıyla yine o benim o merak dürtüsü yine tetikleniyor. Fakat tabii burada sabır daha da fazla artması gerekiyor. Çünkü önceden sadece kurgu yaparken... Şimdi? Evet, şimdi çok ufak tefek bazı yerlere dokunmam gerekirse ben oturup kendim dokunuyorum. Aktif olarak kurgu yapmıyorum. Ama o diğerleriyle olan dirsek temasım, daha evvelden olan dirsek temasım iyice artmış durumda. Dolayısıyla her birinin... İşini yaparken yaşadığı bir sorun olursa giderilmesi, malzeme sağlanması, onların arasındaki koordinasyon ve iş yoğunluğunun artışı sebebiyle daha fazla sabretmem gerekiyor artık. İşte tam burada size çok merak ettiğim bir soru sormak istiyorum. Tabii. Bu post prodüksiyon sürecinde sizi ve ekibinizi en çok zorlayan nedir? Yani bu konuyla ilgili bir anınız varsa anlatabilir misiniz? Yani şimdi çok var, çok anlatabileceğim anı var ama genelde şöyle özetleyeyim. Posta toplarız. Bizi en çok zorlayan bu cümle ve bu cümleyi sarf edenler. Posta toplarız şu oluyor. Siz buraya güzel bir dekor yapmışsınız, ışığınızı yapmışsınız. Koltuklar konmuş falan ama diyelim ki şurada sıkıntılı bir bölge var ve kimse ilgilenmedi. Atıyorum burada kırmızı bir leke var. Onu şurada temizlemek yerine posta toplarız, boş ver deyip bütün işi posta yıkınca bu sefer her planda onun oradan silinmesi, eğer kamera hareketliyse kamera hareketine takip verilmesi ve benzeri işler çıkıyor. Yani şurada küçücük bir kırmızı nokta. Bir de çok büyük setlerde, çok büyük film projelerinde böyle şeyler olduğu zaman ve aman abi boş ver posta toplarlar dediklerinde işte bizim sorunumuz orada başlıyor. Postun görevi sanki birilerinin ayıbını kapatmakmış gibi algılanıyor. Halbuki postun görevi o değildir. Postun görevi senin harika çektiğin işi seyirlik hale getirmektir. Üstüne daha güzel bir şey eklemek. Evet, aynen öyle. Ama kötü bir şeyi düzeltmeye çalışılırsa? Kötü bir şeyi düzeltmeye çalışılır tabii ki.
kontrol altında olamayan, elden gelmeyen durumlar olabilir. Onun dışında? Onun dışındakinden bahsediyorum. Onun dışındaki işte problem. İşte. Onun dışındaki biraz kasti bir durum oluyor yani. Evet. Biz işimizi layıkıyla yapmamıza gerek yok. Bir an önce çekelim, çıkalım. E abi bu sorun mu? Posta toplarlar. İzleyiciler filmin büyüsüne kapılıp yapılan kurguları fark etmeyebiliyor ya da göremeyebiliyor. Sizce bir filmde grafik veya renk düzenleme gibi kurgu işlemlerini neden hak ettiği değeri görmüyor? Aslında hak ettiği değeri görmüyor değil de başta söylediğiniz gibi fark edilmiyor. Konuya uzak oldukları için izleyicinin bir kısmı şöyle düşünebiliyor yani hakikaten handikemi alıp çıkmışsın ve çekmişsin gibi bir algıya kapılabiliyorlar. Başta da söylemiştim hani 100 dakikalık filmi 100 dakikada çeken bugüne kadar görülmedi. Ama öyleymiş gibi algılayabiliyorlar. Bir de tabii şöyle de bir şey var. Posta özellikle son yıllarda teknolojinin çok yükselmesiyle birlikte orada olmayan şeyler diye kodlayabileceğimiz işler çok yapılmaya başladı. Yani siz bir çayırlığın ortasında 3 tane insanla ve arkalarında bekleyen 20 kişiyle bir atıyorum asker uğurlaması çekip sonra onu gerçekten büyük bir limanda 4-5 tane savaş gemisinin arka planda durduğu, insanların savaş gemisine bindiği ve binlerce kişilik bir kalabalığın onları orada uğurlamaya geldiği gibi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu posta yapıyorsunuz. Hı hı. Ama bu planlı, programlı ve o maksada göre çekilmiş olmak zorunda. Hı. Yoksa bunu posta yaratıyoruz, posta düzeltiyoruz, posta güzelleştiriyoruz değil, posta toplamaya çalışıyoruz da dönüşüyor. Evet. Peki sinema projeleri genellikle oyuncu kadrosu üzerinden değerlendiriliyor biliyorsunuz ki. Evet. Bir maalesef. Film çıktığında eğer oyuncular iyiyse daha film izlenmeden ne kadar iyi bir film diye lanse ediliyor. Doğru. Sizce bu ne kadar doğru? Ve bu bağlamda post prodüksiyonun önemini tekrar açıklar mısınız? Şöyle, aslında bu yanlış değil, doğru. Şu popüler oyuncunun işte şu filmi gelmiş. Aa tamam harika gidelim, ben oyuncuyu seviyorum. Bazı insanlar da der ki, şu yönetmenin filmi gelmiş. Çünkü o yönetmeni takip ediyor ve o yönetmenin işlerini beğeniyor demektir. Hı-hı. Yani izleyicinin bir filmi tercih etmesinde kimin etken olduğunun aslında çok da büyük bir önemi yok. Yeter ki tercih etsin. Ama demin de dediğiniz gibi bazı şeyleri fark edemeyebiliyorlar. Bu çayırdan limana dönüşme hikayesinde olduğu gibi. Hı. Yani izleyici eğer posta o iş düzgün yapılırsa, hatasız, iz bırakmadan yapılırsa izleyici şey diyor. Vay be gitmişler limana, 5 tane savaş gemisini de koymuşlar. 400 tane askeri dizmişler, 10 bin kişilik kalabalık getirmişler onları uğurlamaya diyebiliyor. Ben orada 30 kişiyle çekmişim. İzleyicinin yönetmen tercih etmesi ya da oyuncu tercih etmesi konusuna gelecek olursak bu doğal. Zaten böyle tercih edecekler. Kimse bak bu filmin kurgusunu işte bilmem kim yapmış. Aa bak bu filmin rengini Oscar ödüllü bilmem kim yapmış. Hı hı. İşte bu filmin müziklerini şu yapmış. Çok hani sıfıra yakın diyebileceğimiz azlıkta örnekler bunlar. Dolayısıyla hani pek çok sektörde şey vardır. Ya esas işi biz yapıyoruz ama bunlar parlıyor önde. İşte kimse bizim kıymetimizi bilmiyor falan filan gibi bizde öyle bir şey yok. Yani... Vardır öyle düşünen bazı arkadaşlar sektörün içinde olabilir ama yani bizim işin adabında o yok. Çünkü hiçbirimiz, hiç kimse aman bu ön plana çıksın da ben bunu sunayım derdiyle çalışmıyor. Bu bir ekip işi. Ekip işi olduğu için
oyuncusu, yönetmeni, set ekibi, rejisi, ışıkçısı, kurgucusu, sesçisi, renkçisi. Bir bütün. Hepsi aynı amaç için çalışıyor. Hı hı. O ürünün, o görsel ve işitsel ürünün güzelliği için. Orada işte atıyorum şu oyuncu öne çıktı, vay be işte kimse bizi umursamıyor diye bir fikir yok. Bunu şey gibi düşünebiliriz, büyük bir restoran gibi düşünün. Hı hı. Bu restoranın komisi de var. Müdürü de var. Teşrifatçısı var, müdürü var, aşçısı var, bilmem nesi var, şu var, var, ooo bir sürü. O zaman aşçı arkada duruyor ve o sükseli tabakta sunumu garson yapıyor diye garsonu mu kıskanacak? Evet. Öyle bir refleks bizde yok. Başka sektörlerde varsa bilemem. Peki bu son zamanlarda dijital platformlara film yapmak oldukça moda oldu biliyorsunuz. Hı hı. Türkiye'de de dijital ve beyaz perdeye yapılan projelerin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Ve acaba birbirleriyle karşılaştırabilir miyiz? Şöyle, teknoloji her adım attığında insanlar bir önceki alıştıkları teknoloji için üzülürler. İşte radyo çıktı. Oo, tamam çok güzel. Sonra televizyon çıktı. Ay işte bak millet görüyor musun? Televizyon seyredecek de radyoyu dinlemeyecek falan. Hayır. Radyo dinleyicisi dediğin şey evrim geçirdi. Ne yaptı? Radyosunu yine dinliyor. Tamam dinlemeyenler olabilir. Televizyonda müzik programı seyretmeye başladı. Hı. İşte aman televizyon sinemayı öldürdü. Şimdi YouTube çıktı. Kimse televizyon seyretmiyor. Hayır. Her işin bir kitlesi var. Her işin bir taraftarı, bir beğeneni var. Ama bunları birbirinden ayırmak, birbirlerine rakipmiş gibi göstermek çok da doğru bir şey değil. Çünkü bunlar aslında birbirinin rakibi değil. Birbirini amaç olarak tamamlayan şeyler. Aynı amaca hizmet ediyorlar diyebilir miyiz hepsi için? Aynı amaca hizmet ediyorlar, evet. Seyirci düzgün bir şey seyretsin, ona hizmet ediyorlar. Evet. Problem şu, ben sorunun bu soruya getiren sorunun temelini ben size söyleyeyim. Kalite farkı. Şimdi siz sinemada ne seyretmek istersiniz? İşte ne bileyim blockbuster tabir edilen hani bu işte gişe filmleri, işte Hollywood filmleri bilmem neler. Ay gideyim de işte şurada aksiyon seyredeyim. Yok işte arabalar patlasın yarılsın onu seyredeceğim. Veya işte muhteşem bir romantik film var gideyim onu seyredeyim gibi kıymet vererek, mesai harcayarak yaptığınız şeyler. Ama platformlarda da bu işler yayınlanıyor. Ne zaman yayınlanıyor? Vizyondan düştükten sonra. Hı hı. Bazı işler hiç vizyona çıkmıyor, sinemaya çıkmıyor. Doğrudan platform için yapılıyor. Şimdi eğer orada ama nasıl olsa platforma yapıyoruz deyip emekten, bütçeden ve önemden, işe verdiğiniz önemden feragat ediyorsanız o zaman bir fark çıkıyor ortaya. Evet. Peki izleyicilerimizin arasında sinema ve televizyon okuyan, ilgi duyan gençlerin de olacağını tahmin edebiliyoruz. Elbette. Onları post prodüksiyon alanına çekmek için neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle, yüzlerce stajyerim oldu. Bu stajyerler geliyorlar diyorlar ki işte abi ben şuna ilgi duyuyorum, bunu yapmak istiyorum. Ben buna ilgi duyuyorum, şunu yapmak istiyorum diye. Tamam güzel yönlendiriyoruz. Ama bazen bazı stajyerler geliyor. Diyorlar ki işte ben yönetmen olacağım abi. Nasıl olurum? Ben de ona diyorum ki madem yönetmen olmak istiyorsun her şeyi bilmen lazım. Her şeyi bilmek nasıl olur? Gel diyorum postta yap stajını. Ya ben sıkılıyorum işte stüdyolarda kapalı kalacağız, odalar, bilgisayarlar, oturarak çalışacağız bilmem ne falan. Sevmiyorum diyor. O zaman diyorum yönetmen olma. Çünkü yönetmen olmak için her şeyi bilmen lazım. Bilmesen bile her şeyi layıkıyla iyi derecede fikir sahibi olman lazım. Bunu da en güzel görebileceğin yerlerden biri set, biri de post. Hı hı. Ama diyorum hani 51'e 49 benim için post daha önde bu işleri öğrenebilmek için. Çünkü settesin,
set ortamında yetiştin, burayı bilmiyorsun. Hı hı. Ama posttasın, post ortamında yetiştin, seti biliyorsun. Neden? Çünkü yaptıkları işin neticesi sana geliyor. Hı. Sesçi nerede nasıl hata yapmış? O bumu tutan adam düzgün tutmuş mu? Arkaya konan ışık adamın kıyafetinin üzerine yansıdığında benim ekranımda probleme yol açmış mı, açmamış mı? Hmm. İşte açı doğru mu? Açı karşı açı çalışması düzgün olmuş mu? O sırada prodüksiyon ne yapmış? Oradaki vazo olmuş mu oraya? Gibi. Doğrusunu, yanlışını, her şeyini postta görüyorsun. Posta takıl. Atıyorum bu sene posta staj yap. Seneye sete geç. Seneye sete geçtiğinde post görmemiş stajyerden bir adım önde olursun. Evet. Haklısınız. Yani benim tavsiyem şudur. Sektörün içerisinde hangi mesleği seçmek istiyorsanız isteyin. Özellikle staj döneminde bir posttan şöyle bir geçin. Belki de hastası olacaksınız. Evet, yavaş yavaş bölümümüzün sonuna geldik sevgili izleyiciler. Emre Bey, siz de davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz ben efendim. Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler öğrendim. Umarım izleyicilerimizin de işine yarar. Haftaya yeni bölümümüzde başarılı senarist Sema Ergon'u konu ağırlayacağız. Bize senaryo alanının bilinmeyenlerinden bahsederek izleyicilerimizi bilgilendirecek. Gelecek pazar aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.